Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türkiye 12 Haziran'da sandık başına gidiyor. Kayıtlı 49.874.514 seçmen var. Seçmenler arasında çok geniş bir kitle var ki onlara seçimin en büyük partisi de deniyor. 18-23 yaş arası yaklaşık 10 milyon seçmen var. Bunlardan yarısı referandumun ardından ilk kez genel seçimde oy kullanacak. Yani genç seçmenin tercihi 12 Haziran'da kritik bir rol oynayacak. Peki kimdir bu genç seçmenler? Siyasette Türkiye'nin geleceğine dair bakışları nedir? Ne kadar siyasiler? Akademisyenlerle, değerli konuklarımızla konuşacağız. İstanbul ve Ankara'da konuklarımız olacak. Yeditepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden yardımcı doçent doktor Demet Füküslü, Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Genel Koordinatörü ve Toplum Gönülleri Vakfı Genel Müdürü Yörük Kurtaran burada bizimle beraberler. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkürler. Ankara'da da kamuoyu araştırmacısı Çağdaş Şirin bizimle birlikte olacak. Çağdaş Şirin, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Önce sizin araştırmalarınızla başlayalım mı? Siz bazı ilginç tespitlere varmışsınız. Bu araştırmayı ne zaman yaptınız ve sizin araştırmanızdan bazı satır başlarını almak istiyorum. Buyurun, hemen sizi dinleyelim önce. Bu araştırmayı 2009 yılında yaptık. Aslında benim abim Selçuk Şirin, New York Üniversitesi'nde doçent doktor. Onunla birlikte yapmıştık. Oradaki gözlemlerimizden biri, gençlerin siyasal fikirlerinin henüz kemikleşmediği ve bu kesimin oylarını en rahat şekilde değiştirme eğiliminde olduklarıdır. Diğer taraftan AKP ya da MHP'nin geçmiş yıllarda gençler üzerinde kurduğu ideolojik tekelin izleri giderek yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamış. Ve Kılıçdaroğlu ve Yeni CHP ile birlikte gençlerin onlara doğru bir eğiliminin olduğunu bu son araştırmalarımızda bulduk. Bunun yanı sıra elindeki son bilgileri bizimle galiba paylaşıyor. Buyurun, devam edelim. Teknik bir aksaklık. Siz bilgisayardan bazı son verileri galiba onları netleştirmeye çalışıyorsunuz, evet. Çağdaş Bey. Tamam. Evet, onlara bakıyorum, kusura bakmayın. Tamam, siz o verilere son bir netle bakarken biz hemen beraber yaptık dediniz ya, Sayın Kurtaran'la devam edelim hemen. Sayın Kurtaran, ne dersiniz? Şimdi 18-23 yaş arası 10 milyon ciddi bir seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Ciddi bir parti gibi aslında algılanabilir ama ne yapacak? Önce genel sizin değerlendirmenizi alayım. Gençler nasıl bir eğilim gösterecek? Bu araştırmayı da beraber yapmışsınız. Siz hangi sonuçlar bırakanlar? İhtiyaçları neyse ona göre oy verecekler tabii ki. Birkaç tane belki rakam vermek lazım bu çerçevede. Yani 15-24, biz daha gençler dediğimiz zaman 15-24 alıyoruz ama seçmen tabii olduğu için 18, onu biliyorum ama evet. 15-24 yaş arası gençlerle ilgili birkaç bilgi verirsem belki bu ülkede gençler kimdirle ilgili de ona cevap verebilir. 15'te mi başlıyor gençler bir anlamda? Bununla ilgili evet, yani az çok öyle bir işte bir yaş aralığı var. %30'u bunlar 2008'de kriz öncesi rakamlardır. %30'u okuyorlar. Lisede veya üniversitede okuyorlar. %30'u çalışıyor. %40'ı da ne okuyor ne çalışıyor. Ama dediğim gibi bunlar krizden önceki rakamlardı. Tabii kriz sonrası özellikle hem okumayan hem de çalışmayan kitlede daha büyük bir var. Yani %45, %50'lere varan orada bir büyüme var. O yüzden siyasi partilerin bu kompozisyon içinde kime konuştuğu, çünkü gençler dediğimiz kategori de aslında kendi içine çok alt başlıklara bölünüyor. Evet. Yani gençler kimdir sorusunun cevabı biraz hani gençler homojen midir? Değildir. Çünkü genç kadınlar ayrı birileri. Genç erkekler ayrı birileri. Ne bileyim işte şehirde yaşayanlar. Ayrı, aynen öyle. Yaşayanlar. O yüzden bence soru hangi gençler diye başka bir soru var. Siyasi partiler bence buna cevap verebildiği ölçüde kimden oy alabileceklerini belki daha iyi hesaplayabilirler. Yani pek bir gençlik politikasıyla yakalayamazlar. Hangi gençler sorusunu bulmaları, evet, cevabını bulmaları gerekiyor. Evet, yani daha işte bütüncül, belki bütün bunların birbiriyle bağını kuran biçimde bir stratejiyle gençlerle ilgili bir şeyler söylemek mümkün. Aksi takdirde biz hep gençlerle ilgili temel algımız onların hep öğrenci olduğu yönünde. Oysa ki Türkiye öyle bir ülke değil. Belki bunu biraz daha kale almak gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam, Demet Hanım ne düşünüyor? Ona devam edeyim. Hangi gençlerden söz ediyoruz? Politikayla ne kadar çok ilgileniyorlar ve belli başlı sıkıntıları nedir? En başta sorunları nedir gençlerin? Yani ilk başta belki de verdiğiniz o rakamı biraz daha arttırılabilir. Çünkü aslında 30 yaş altı kategorisi 15 milyon genç seçmen anlamına geliyor. Kaldı ki baktığımızda bu 30 yaş altı demek 80 sonrasında doğmuş ve büyümüş
15 milyon genç seçmenden bahsediyoruz. Ve doktora tezimden itibaren bir şekilde bu 80 sonrası doğumlularla ilgili araştırmalar yaptığım için hepsini her ne kadar yani yöründe söylediği gibi çok farklı farklı gençlerden bahsediyoruz. Ve iyi bir gençlik politikası bunlardan sadece bir tanesini seçmeyen, onlardan sadece bir tanesine öncelik vermeyen, hepsine ve hepsinin taleplerine de yanıt vermeye çalışan bir gençlik politikasıdır. Hani maalesef böyle bir şey görmüyoruz. Ama şu anda partilerin böyle bir çalışması yapıyorsunuz. Yani baktığınızda işte, CHP'nin bir gençlik çalışması var. Bir gençlik çalışması. Ne kadar yakalayacak? Ve raporu var. Evet. Raporu var gençlik daha doğrusu. Raporunda görmeyen gençlere de bakılmaya çalışılacak. O görmeyen gençler için işte ev kızlarından tutun, okumayan, çalışmayan genç kategorilerine de bakılacağı vurgusu bence önemli bir vurgu. Hı hı. Daha önceki seçimde, örneğin 2007 seçimlerinde görmediğimiz bir vurgu. Onun için önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak diğer taraftan da hali hazırda bir bütüncül bir gençlik politikası olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda da baktığımızda gençlerle siyaset arasında da ciddi bir uçurum varmış gibi gözüküyor. Hı hı. En azından ben kendi yaptığım saha araştırmalarında gençlerle konuşurken sanki gençlerin yaşadığı gündelik hayat başka bir alan, hı hı. Siyaset başka bir alanmış gibi gözüküyor. İlgilenmiyorlar mı siyasetle? Buna belki ilgilenmemek diyemeyiz. Ama siyasetin hani benim, uzaklar mı yani benim siyaset? Tanımlamam bunun da bir siyasi duruş olduğu. Yani ilgilenmemekle bir siyasi duruş. Siyasetin dışında kendini konumlandırmanın da siyasi bir duruş olduğu. Çünkü kendinizden tamamen başka bir alanda ve yetişkinler tarafından yapılan, yetişkin erkekler tarafından yapılan bir siyasetten bahsediyorsak orasını da kendi alanım olarak tanımlamam. Ben kendi hayatıma başka şekilde devam edelim diye bir taktik var gençlerin kullandığı. O yüzden bence gençler siyasetle ilgili mi sorusunu tam tersine çevirebiliriz. Siyaset gençlerle ne kadar ilgili ve gençlerin sorunlarına ne kadar yanıt verebiliyor şeklinde tam tersine sormuş. Çünkü siyaset aslında baktığımızda çözüm bulmakla yükümlü bir alan olduğuna göre bir kesimi ki baktığımızda istatistiksel olarak 15 milyonluk bir kesimi tamamen göz ardı ediyormuş gibi ya da kendi içine çekmiyormuş gibi gözüküyor. O yüzden siyasetin kendisini eleştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Peki 12 Eylül askeri darbesinin bir anlamda o sonrasının gençler üzerinde etkisi ne oldu? 80 sonrası gençlik dediniz ya siz. Hı hı. Demet Hanım dedi ya. Ben Demet'in dediğinde de belki sizin dediğinde de bir cevap vermesi açısından tabii yani gençlerle ilgili bu ülkede işte siyasi partilerin belki söylediği bir şey yok veya söylediği az şey var vesaire bunların hepsini konuşabiliriz ama bir de hep işte bu ülkede bir gençlik politikası yok. 12 Eylül'den sonra gençler bu ülkede sorun olarak görülmek durumunda kaldı filan. Bunların hepsini zaten biliyoruz biçimde ama belki temel dertlerden bir tanesi biz bugün gençlerle ilgili konuşuyorken, onlarla ilgili politikayla ilgili konuşuyorken hep şunu göz ardı ediyoruz diye düşünüyorum. Biz eğer gençleri korunması gereken insanlar olarak görürsek o zaman korunması gereken vatandaşlara yönelik başka tür politikalar geliştiririz. Hı hı. Ama onların başka biçimde güçlendirilmesiyle ilgili yani gençleri biz güçlendirmek istiyoruz diye düşünürsek başka türlü politikalar öneririz. Hı hı. O yüzden ben burada temel bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Biz maalesef bugün hala gençlerin korunmaya muhtaç insanlar olduğunu düşünüyoruz bu ülkede. Bu çerçevede de hatta bazen bunun daha ekstra yorumları da onların sorun olduğu yani gençlerin sorunları olduğu değil gençlerin bizzat bir sorun olduğu üzerine politikalar üretiyoruz. Bu da tabii bütün bence yani hem kamuyla gençler arasındaki ilişkiyi değiştiriyor. Bu biraz da kültürden kaynaklanan ve Türkiye'nin şartlarından kaynaklanan bir durum mu acaba? Hemen Çağdaş Bey'e gidelim bu noktada. Çağdaş Bey siz bazı verileri yine bizimle paylaşmaya devam edecek misiniz? Oradan isterseniz sürdürelim. Evet, siz ne dersiniz? Sizin yaptığınız araştırmaya göre gençler ne kadar politik? Açıkçası bizim araştırmamızda 18 yaş arası kuşağın 90'lı kuşağa göre daha az ideolojik ve daha çok bireyci olduğunu bulduk. Yani 90'lı kuşağa göre bu 2000'li yılların kuşağı daha bireyci ve daha az ideolojik olarak bakıyor. Gençlerin siyasal kimliği ebeveynlerinden daha bağımsız bir şekilde artık şekilleniyor. Daha eskiden baba anne kime oy verirse onu takip eden bir gençten ziyade şimdi kendi kararını kendi veren, kendi politik çizgisini kendi çizen bir genç gençlerden bahsedebiliriz. Hı hı. Diğer taraftan gençler yaşlı kuşakların kavgalarında kendilerini taraf olarak görmüyorlar. Bu en son araştırmamızda mesela
bu içki yasaklarına ilişkin heykel başbakanımızın heykelle ilişkin yorumlarını sorduğumuzda AKP'ye oy veren seçmenler içinde bile genç seçmenlerle orta ve orta üstü seçmenler arasında bir farklılık vardı. Genç seçmenler bu tavrı daha çok negatif olarak algılıyorlar ve daha az çatışma isteyen bir genç seçmenden bahsedebiliriz. Diğer taraftan gençlerin kendilerini tanımladıkları sıfatlar da biraz iç içe geçmiş durumda. Mesela AKP'ye oy veren her 100 gençten 38'i kendisini aynı zamanda Atatürkçü Kemalist görüyor. CHP'ye oy veren her 100 gençten 14'ü kendisini İslami kesime ait de görebiliyor. Hı hı. Türk ve Kürt gençleri benzer düzeyde kendileri Müslüman olarak tarif ediyorlar. CHP ile MHP arasındaki Türklük aidiyeti bakımından ciddi anlamda kayda değer istatistik olarak bir fark yok. AKP ve CHP'ye oy veren gençler arasında maruz kalınan ayrımcılık açısından anlamlı bir fark yok. CHP ve AKP'li gençler arasında toplum içinde siyasal baskı görme bakımından anlamlı bir fark yok. Bizim genel temel bulgularımız genç kimlikler araştırmasında bunlardı açıkçası söyleyebileceğim. Bu da Demet Hanım'ın aslında söylediklerini bir bakıma destekleyen nitelikteki bulgularımız. Diğer taraftan son dönemdeki gençlerin politik arenada ilgisiz olmaların bir nedeni de belki onlara yönelik politikaların, onların sorunlarına yönelik çözümlerin çok ciddi bir şekilde ortaya konmaması olabilir. Ama yeni bu seçim dönemine yaklaşırken partilerin çeşitli çalışmalar var. CHP'nin bir çalışmasından bahsettiniz. O etkili olduğu görünüyor bizim kamuoyu araştırmalarımızda. Oraya doğru bir yöneliş var. Diğer parti sempatizan gençlerde de farklı arayışlara girme eğilimi gittikçe artmaya başlıyor bu seçim dönemi yaklaştıkça. Benim kısaca söyleyeceğim bunlar. Evet, devam edeceğiz Çağdaş Bey. Demet Hanım, şimdi sizin bir tespitiniz var. Sistem bu gençleri dışladıkça onlar da sistemden intikam almaya, zombiye çevirmeyi amaçladığını belirtiyorsunuz. Sistem dışlıyor mu gençleri çok? Yani sistem yetişkin merkezli bir sistem olduğu için ve biraz önce